Bursa doğmak benim için çok güzel bir duygu. Benim ailemin geleneklerinin yürüdüğü şehirlerden bir tanesidir Bursa. Babam Bursa'da yaşadı. Abim Bursa'da yaşadı. Ben Bursa'ya çok sık gidip geldim ve gerçekten çok severim. Burada da yine halkla ilişkiler çalışması hiç ödül töreni için gelmiştim. Orada da bir dolu dostum arkadaşıma. Bursa'da çok fazla sevdiğim insanlar var. O yüzden Bursa'da olmak harika bir duygu. Onu bir kere baştan söylemem gerekiyor. Çok güzel. Selam yolladığım bir dolu insan da var. Aileden ve pek çok insandan. Onun haricinde size hangisi onu bilmiyorum. Gerçekten o insanları tanımak gerekiyor biraz. Elbette. Ondan sonra özellikle hani tiyatro denilen şeyde... Zaten çok tiyatro ile ilgilenmiyorum. Yani bütün dünya bir sahne aslında. Yani işte o ısrarla bana hani işte tiyatrocusun, tiyatro kökenin var. İşte o zaman niye tiyatro yapmıyorsun? Tiyatro insanın karısı gibi bence. Kendinden başka hiçbir şeye izin vermiyor. O yüzden... Nasıl bir benzetmedir bu ya? Yalan mı? Çok güzel. Doğru. O yüzden hani ya tiyatro yapmalısın ya da başka hiçbir şey yapamazsın zaten. Dolayısıyla tiyatroyu bu anlamda devre dışı bırakmış durumdayım. Ya da belki Türkiye'de böyle algılanıyor çünkü Jude Law'un Hamlet'ini seyretmiştim. Making of'unu da seyrettim. Oradaki tiyatro kavramıyla buradaki tiyatro kavramının ne kadar farklı olduğunu böylelikle anlıyorsun. Bizde çok fazla insanlar kendini bir halt zannediyorlar. Çünkü tiyatrocu, işte sanatçısın bilmem ne falan filan. İnsanlar kendi ben sanatçıyım falan demeye başlıyorlar. Evet. Bu da çok tehlikeli bir şey. Alçak gönüllü olmakta çok ciddi yarar var hakikaten. Dolayısıyla tiyatro gerçekten çok özel sanat dallarından biri sadece. Hı hı. Pek çok harikulade sanat dalı var. Ben de kendimi çok affedersiniz. Bir su alabilirim. Güzel. Ben de kendimi dekatloncu gibi görüyorum aslında. Yani birbirine dokunan çeşitli branşları yapmayı seviyorum. Öğrenmeyi seviyorum daha doğrusu bunların hepsini. Teker teker birbirine değen parçacıkların nasıl birbiriyle entegre olabileceğini. Çünkü bu bir takım oyunu. Tek başına olduğunda hiçbir anlamı yok. Sadece bir megalomani krizine girersin. Ben niye bunu yaptım, niye yapmadım, o bunu yapamıyor falan. İşte sağa sola eleştiriyor olursun diye tahmin ediyorum. Çocukken işte bu ekranların karşısında çok fazla duruyordum. Radyo Çocuk Kulübü'yle başlamıştım 11 yaşındayken falan. Bu program böylelikle başlıyor. 2,5 saat sonra anca gittim. Ben onu hissettim yani. Şimdi çocukla indik orada. Çocukluk demişken bitireyim. Aslında... Buyur, lütfen. 11 yaşındayken Radyo Çocuk Kulübü'ne girdim. Gerçekten çok üst düzey eğitmenler, hocalarım vardı. Aynen. Gerçekten sanatçı. Ben onlara kesinlikle söylerim bunu. Evet. Gerçekten eğitimci. Mesela Radyo Çocuk Kulübü'nde eğitim dairesi başkanı rahmetli Ender abla vardı. Ben 16 yaşındayken beni Radyo Çocuk Kulübü'nün idarecisi yaptı. Diğer adayları söylüyorum. Mesela Rüştü Asyalı Devlet Tiyatroları şu anda baş rejisörü. Çok büyük ustamdır. Ergin Orbey rahmetli falan. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ydü. Şu bu falan filan. Bir insanı 16 yaşındayken o kulübün idarecisi yapmak gerçekten çok özel bir şey. Yani bunu, bu duyguyu yaşattırabilmek, sana güvenmek kesinlikle. Evet, %100. Çok ciddi de sorumluluklar falan oluyor ama zaten sorumluluk gibi algılamıyorsun. Bir süre sonra onu çok güzel, çok keyifli bir şey gibi görüyorsun. O yüzden hani kameraların karşısında durmak ya da mikrofon karşısında durmak falan harikulade bir duygu ama gerçekten işte burada eğitim, hakikaten sizler de eğitimci olduğunuz için biliyorsunuz. Geçen bir tane şey diyordu 2-3 yıl önce bana. Telefon açmış diyor ki, ya biz diyor radyo açmışlar da ondan sonra devam da ediyormuş radyo. İşte böyle bir hani düzgün konuşma eğitimi alır mıymışız falan diyorlar. Kaç kişisiniz dedim 8. Ne kadar almayı düşünüyorsunuz dedim. 2-3 saat yeter dedi. Ya dedim hiç zahmet etmeseydin 2-3 saat. Telefonda vereyim ben. Eşeklik bizde ki 4 yıl okuduk üstüne bilmem ne yaptık falan filan. Şiiri de inek yani istiyorlar. Aynen. Hemen bir anda pşşş. Peri tozu. Anında değişsin. Gidiyorlar şeklinde böyle hemen birkaç kelime, sihirli kelime olduktan sonra iş bitiyormuş gibi geliyor. Aslında sadece Türkçeyi, İstanbul Türkçesini farklı ağızları da konuşuyorsunuz. Çünkü kesinlikle bambaşka seslendirmeler yapıyorsunuz. Gerçi siz Türk sanatçı seslendirmiyorsunuz değil mi? Evet. Herkesin elindeki kendine diyorum ben. Malzemeyi kullan diyorsunuz. Öyle ya. Yani madem sanatçısın, hadi görelim. Sesleri. Hadi gol değil falan. Ama öyle. Hayır, %100. Şimdi eskiden, çok eskilerden değil falan böyle. Şu 60'lı 70'li yıllardaki Türk filmlerinde inanılmaz güzel sesler var. Yani sanatçıları Filiz Akın'ı, Fatma Giri'yi, Türkan Şoray'ı, yani bu büyük sanatçıları ben hep onların kendi sesi zannediyordum. Ah kuzum yapmayınız öyle. Bakmayınız rica edeceğim size falan diye. Sonra Fikret Hakan Kekeme. Şok. Yani şimdi baktığınızda o bende büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Şeyi duymak istemiyorum. Bruce Willis'te de o olmuştu. Onu seslendiren Alev abi. Alev Bey, Allah rahmet eylesin. Şimdi Bruce Willis'in bütün kimliği değişti. Büyük ustam. Evet.
Bütün kimliği değişti o ses gelince. Biliyor musun, bir gün Alev abiyle denk geldik. Alev abi benim için çok özel bir insandır. Bir seslendirme stüdyosunda Alev abiyi gördüm. Alev abi benim hayatımdaki çok önemli insanlardan biridir. Allah rahmet eylesin, sevgiyle ve hürmetle. Aynen. İki tane anı var. Bir tanesi, benim daha önce uluslararası ilişkilerde okuyordum. Sınıf arkadaşlarımla beraber tiyatroya girmeye karar verdik. Alev abi de işte Ege vardı, Ege Aydan, abim falan. Bayağı işte çok iyi tipler falan. En sonunda Alev abi gelecek, bakacak falan. Bir arkadaşım oynamaya çalışıyor. Alev abi durdu. Sahneye çıktı. Yaklaşık 40 saniye kadar bir şey yaptı. Hani vardır ya, peşin veren, veresiye veren. Öncesi sonrası. Hani o kadar büyük bir farkı görür hale geliyorsun. Kusura bakma dedi. Hani sahneye çıkıp göstermek istemiyordum ama dedi, bari buna benzer bir şeyler olursa falan. Hani o anda o enerjiyi anlar hale geliyorsun. Aradan yıllar geçti. Bir seslenme stüdyosuna denk geldim Alev abiye. Bir kenarda oturmuş falan. Mankenlerden birini konuşuyor. Abi dedim, ne işin var senin? Devlet tiyatrosu sanatçısı aynı zamanda. Ve Alev abi Mozart falan oynamış. Gerçekten çok özel bir yetenektir Alev abi. Çok da yakışıklı bir insandı Alev Sezer. Ya ne yapayım Toprak dedi. 5 tane çocuk var dedi falan filan. Bu çok acı bir öykü. Kesinlikle. Yani, özellikle sanatçıların gidişatına baktığımızda belli bir yaştan sonra hakikaten sonları da hiç de çok böyle iç açıcı olmuyor ne yazık ki. Sistem bozuk olunca.